Hedefimiz bu sene inşallah şampiyon olmak. Tabii bunları başarabilmek için taraftarımız, yönetimimiz, protokolümüz, Gebze halkı hep beraber el ele vererek bu seneki hedefimiz buradan kurtulmak. Bundan başka da bir şey düşünmüyoruz. Transferlerimiz zaten bildiğiniz gibi en iyilerini almaya çalıştık. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın, Gebze Spor'da transfer sezon sonuna kadar hiçbir zaman bitmeyecek. Elimizden ne geliyorsa, yapmamız gereken ne varsa yapacağız. İnşallah hep beraber başaracağız. İnşallah bu sezon bizim için iyi olur. Sezonumuzu açıyoruz. Hayırlı olur bizim için inşallah. Yeni sloganımızla sezonu açıyoruz. Birlikte başaracağız. Transferler için de iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Bal Ligi'nin en iyi oyuncularını aldık. Gebze için inşallah hayırlı olur. Sizlere ve hepimize de hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah birlikte başaracağız. Tüm yönetim, taraftarlarımız hep bir şekilde inandık. 2023-2024 sezonu inşallah bizim için hayırlarla sonuçlanacak. Teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyon olacağız kral. Gebze Spor bu sene daha başarılı olacağını inanıyoruz. Her zaman yanındayız. Her şey bu taraftar için. Herkese merhaba. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz. 2023-2024'te şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Birlikte başaracağız. Merhaba. Yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. Hayırlısıyla iyi başlıyor, iyi de bitecek inşallah. Başarılar. Yeni bir sezona merhaba diyoruz. İnşallah geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene alacağız. Birlikte başaracağız. O sene bu sene inşallah. Şampiyon Gebze Spor. Öncelikle tüm Gebze halkımızı, Gebze Spor'umuzu saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sene inşallah sonu şampiyonluk olacak. Hep birlikte başaracağız. Tüm Gebzelilerden, Gebze Spor'a gönül vermiş olan tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Saygılarımla. Evet, iyi günler. Bugün Gebze Spor'umuzun açılış günü. İnşallah hayırlısıyla. Allah hayırlısını nasip etsin. Gebze Spor önemli. Niye önemli? Ya bir şehrin kalkınmasında esnafıdır, berberidir, lokantasıdır. Yani profesyonel olarak yükselmesi hem spor anlamında hem de ilçe anlamında da çok faydaları oluyor. Gebze Spor'da da tabii zamanında bizim de çok emeğimiz oldu Allah'ın izniyle. Güzel işler yaptık. Bizden sonraki gelen arkadaşlar da güzel çabalar sarf ediyorlar. Ama şu var tabii ki, bu sadece başkanla, yönetimle olacak bir şey değil. Buna Gebze halkının da sahip çıkması gerekiyor. Bu gerçekten farklı bir duygu yani. İnşallah bu yeni dönemde de, inşallah bu açılışa da hayırlı olur. Gebze için iyi olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi önemli olan hep birlikte sahip çıkmak. Teşekkür ediyorum. Ben kampanyayı yeni öğrendim. Şu anda öğreniyorum. Bu Gebze'de yaşayan bir kişi olarak kampanyayı burada öğrendim. Belki de bugün açıklandı, bilmiyorum ama tabii ki Gebze kenti büyük bir kent. Gebze kenti bugün herkes konuşuyor, her yerde konuşuluyor. Gerçekten il olması gerektiği noktasında nüfus olarak baktığı zaman evet büyük bir ilçe. Ama işin sportif alanına baktığımız zaman tabii ki profesyonel takımı yok. Yıllar öncesinde profesyonel takım yaşamış. Bundan 4 yıl öncesine kadar da yine 3. ligdeydi, tekrardan düştü. Bakıldığında sadece 3. lig değil, Gebze Spor Kulübü'nün bugün en kötü ihtimalle 1. ligde olması gereken bir yapı. İşte süreç içerisinde Sayın Başkanımız da yanımızda 2. ligde kulüp başkanlığını gerçekleştirdi. Takımın 2. lige çıkmasını sağladı. İnşallah kent bir araya gelir, kent birleşir. Bütün vatandaşıyla, çocuğuyla, esnafıyla, çalışanlarıyla herkes de bir araya gelir ki bu birliktelik yarınlarda Gebze Spor'un inşallah önce 3. lig, sonrasında 2. lig ve 1. lige kadar çıkmasını sağlar. Kent kenetleşirse olmayacak bir şey yoktur. Onun için Gebze Spor Kulübü'nü kentin her noktasına yayılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlı olur diyorum. Evet, bugün 2023-2024 sezonunu, sezon açılışımızı taraftarlarımızla beraber, oyuncularımızla beraber yapıyoruz. Geçmişteki sıkıntıları göz önüne almadan, önümüze bakarak inşallah bu sezon taraftarımızın beklentisini karşılayacak şekilde, kentin beklentisini karşılayacak şekilde bu sene arzuladığımız hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu sene tüm taraftarımızı, bu kentte büyüyen, bu kentte nefes alan, bu kentte kazanan, bu kentte hatırada olan tüm Gebze halkını takımına sahip çıkmaya, takımını desteklemeye davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. Bu ülkeyle, bu sloganla yola çıktık. İnşallah bu sene uzun süredir
arzuladığımız, hedeflediğimiz, gayret ve çaba sarf ettiğimiz şampiyonda yönetici arkadaşlarımızla beraber, takımımızla beraber sezon sonunda şampiyonluk kutlamasına ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ben bu gayret ve çabayla bu sene bu işin üstesinden göreceğiz. Zorluklar başarının süsüdür. Zorluklara göğüs gererek inşallah sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Ben bu anlamda yeniden tüm Gebze halkını, taraftarımızı, takımını sahip çıkmaya, hep birlikte başarmaya davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Gebze sporumuz, Gebze'nin bir markası. Dolayısıyla iyi kötü günde, kötü günde, hangi şartlarda olursa olsun biz Gebze spora sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün de sezon başlangıcının hazırlıkları amacıyla arkadaşlarımız bir program icra edecekler. Diğer taraftan altyapıda daha önce hemen hemen sayı çok azalmıştı. Ben ilk günden itibaren Gebze'de Gebze Spor'un altyapısında en az 5000 tane çocuk spor yapmalı diye farklı branşlarda, yani futbolun dışında da voleybol, basketbol gibi branşlarda olmak üzere toplamda Gebze Spor markası adı altında 5000 sporcu faaliyet göstermeli. Ben bugün geçen yıllara göre 300 tane öğrencimizin olduğunu ifade etti arkadaşlar. Bu sevindirici bir rakam ama yeterli değil. Ben kendilerine dediğim gibi 5000 hedefini koymuş durumdayız. Onlar bize bu konuda hangi desteği talep ederlerse biz altyapıya dönük talepleri geciktirmeden yerine getireceğiz. Çünkü gerçekten bu toplumun çocuklarının mutlaka ve mutlaka bir spor dalıyla meşgul olmaları gerekiyor. Aksi takdirde sokağın tehlikeleri ve ekranın tehlikeleri onları hiç arzu etmediğimiz sonuçlara götürüyor. Biz bu evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu doğrultuda da bugün inşallah bu başlangıç seneye 300 değil 3000 olur. Tabii ki değişmeyen bir hedefimiz de Gebze Spor'un şampiyon olarak bir üst lige çıkmasıdır. Bu sene o sene sloganımızı sürdürmekle beraber birlikte başaracağızı yeniliyoruz ve diyoruz ki Gebze sporcusuyla, hocasıyla, antrenörüyle, yöneticisiyle birlik olacak ve bu sene inşallah birlikte başaracağız hep beraber.